Düşünsene üniversite sınavında doğa ve kimya ile ilgili soru çıkıyor. Sen de bu videoyu dinlediğin için o soruyu çözebiliyorsun. Güzel olmaz mı? Bence çok güzel olur. Evet konumuz doğa ve kimya. Bununla ilgili sorular çözeceğiz. Bence önemli bir konudur. Zaten günlük hayatla da ilgilidir. Çok rahatlıkla çözebileceğini düşünüyorum. Testimize geçmeden önce kanalıma beğenmeyi, arkadaşlarına tavsiye etmeyi ve tabii ki de abone olmayı unutmazsan çok sevinirim. Hadi o zaman hazırsan başlayalım. İlk sorumuz ne ile ilgili? Su ve insan yaşamı ile ilgili bir sorumuş. Hangisi yanlıştır diyor. Dünyadaki sularda devamlı bir döngü vardır. Evet su döngüsü vardır. Ne oluyor? Denizler buharlaşıyor. Bir şey oluyor. Gökyüzüne çıkıyor. Oradan yağmur veya kara dönüşüyor. Yer altı suyuna karışıyor. Bir döngü devam ediyor. O yüzden doğrudur. Yaşlıların vücudundaki su oranı gençlere göre daha azdır. Evet çocuklukta su oranı daha yüksektir. Yaşlandıkça bu oran azalmaktadır. O yüzden doğru bir ifadedir. Yeryüzündeki suların çoğunluğu buzullardan oluşur. Yanlış. Yeryüzündeki suların çoğunluğu okyanus ve denizlerden oluşur. Yeryüzündeki tatlı suların deseydi buzullar ifadesi doğru olurdu. O yüzden bu gitti devam ediyorum. Toprak tarafından ebilen sular ve karlar yer altındaki suları oluşturur. Evet ne oluyor? Kar yağıyor, yağmur yağıyor. Yer altına doğru ne oluyor? Bunlar emiliyor. Yeraltı sularını oluşturmuyor mu? Evet oluşturuyor. O yüzden doğrudur. Kişi başına düşen içme suyu oranı her geçen gün azalmaktadır. Çünkü suları ciddi oranda kirletiyoruz ve tatlı su kaynaklarını da yok ediyoruz. O yüzden bu ifade de doğrudur. Biz yanlışı bulduk. Cevabımız ne oldu? C seçeneği. İkinci soruda diyor ki tatlı suların kullanımı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Tatlı suların oranı dünyadaki toplam su miktarına oranla çok az olsa da bitkilerin ve hayvanların tatlı suya ihtiyacı vardır. Aynı zamanda tatlı su endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır. Tatlı suların kullanımı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Diyor ki bitkiler fotosentez, terleme, besin maddesi dağılımı gibi çeşitli işlemlerde suyu kullanır. Doğru. Fotosentezde ne vardı? Karbondioksit ve su birleşip besin ve oksijene dönüşüyordu. Doğru bir ifadedir. Yiyeceklerin sindirilmesi, hücre aktivitelerinin gerçekleşmesi ve vücut sıvılarının oluşturulması gibi işlevler için hayvanların suya gereksinimi vardır diyor. Evet doğrudur. Bunu biyosenbiyoloji Semi hocamdan da duymuşsundur. Suyun ne kadar önemli olduğunu duymadıysan git dinle dostum. Diyor ki endüstriyel alanda tuzlu su korozyona neden olduğundan tatlı su kullanılır. Evet doğrudur. Çünkü tuzlu su gerçekten korozona ciddi şekilde sebep olmaktadır. Böyle tuzlu suya temas eden yerlerde paslanma daha çabuk olmaktadır. O yüzden bu da doğrudur. Bundan dolayı da tatlı su kullanılması mantıklıdır. Cevabım ne oldu? 1 2 3 E seçeneği oldu. 3. soruda diyor ki: "Hangileri su tasarrufu sağlamak için alınabilecek önlemler arasındadır?" Hmm. Birçok alanda olduğu gibi özellikle suyun bilinçli kullanılması ve bu konuda tasarruf yapılması hem bireysel hem de ülke ekonomisi için büyük bir kazançtır. Tatlı su kaynaklarının çeşitli kirleticilerle kirlenmesini önlenmek. Evet bu su tasarruf için önemlidir. Kirlenmezse biz onu kullanabiliriz. Tasarruf etmiş oluruz. Doğru bir ifade. Gereksiz yere ve aşırı yere su kullanmaktan kaçınmak lazım. E bir zahmet değil mi yani? Düşünsene araba yıkıyorsun veya halı yıkıyorsun. Suyu açmışsın. Oh öyle püskürte püskürte yıkıyorsun. Su orada boşa gidiyor. Günah değil mi yani? Ne yapman lazım? Bunu tasarruflu kullanman lazım. Konut ve iş yerlerinde bozuk muslukları ve su tesisatlarını tamir etmek. Evet damlaya damlaya göl olur diyoruz ya gerçekten göl oluyor. Mesela evde damlayan bir musluğun varsa altına bir tane kova koy. Birkaç saat sonra gel bak ne kadar su birikmiş. Gerçekten insanın canı acıyor. O yüzden bu ifade de doğrudur. Ne oldu cevabım? 1-2-3 su tasarrufu için alınacak önlemler E seçeneği olacak dostum. Dördüncü soruya bakalım. Diyor ki ülkemiz tatlı su bakımından Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden daha iyi durumda olmasına rağmen Rusya, Avrupa ve Amerika gibi ülkelere göre daha kötü durumdadır. Yapılan bilimsel çalışmalara göre 2030 Tuz yılında ülkemizde su sıkıntısı yaşanabileceği göstermektedir. Hmm, bu kötü bir şey değil mi? 2030'a doğru gidiyoruz. Su sıkıntısı yaşayabiliriz ki bununla ilgili de bir belgesel vardı. Onu izlemeni tavsiye ederim. 25 litreydi. Yanlış hatırlamıyorsam belgeselin adı. Günlük böyle bir sınır var. Sıfır günü var işte. Artık suyu sınırlı kullanabiliyorsun. 25 litre. Ha, hocam süper işte. Ben zaten günde en fazla 2 litre içiyorum. İçmeden bahsetmiyorum. Yıkanma, çamaşır yıkama, bulaşık yıkama, tüm tüm işlevler, tuvalet falan filan hepsi için 25 litre. Böyle bir sınırla alakalı çok güzel bir belgesel. Onu izlemeni tavsiye ederim dostum. Bakalım diyor ki buna göre işlemlerinden hangileri yapılırsa suyu tasarruflu kullanma bakımından fayda sağlanır diyor. Yağmur sularını toplayarak değerlendirmeye çalışmak muhteşem bir fikir. Boşa akacağını bunu değerlendirdiğinde ciddi tasarruf yapmış olursun. Tarımda yağmurlama ve damla sulama tekniğini yaygınlaştırmak süper olur. Vahşi sulama yönteminden yani hark açarak böyle suyu akıtma yöntemiyle gitmektense bunu yapmak ciddi şekilde fayda sağlayacaktır. Hatta şöyle söyleyeyim sana. Belki küçük bir depoyla bütün bir tarlayı sulayabilirsin damla sulama yöntemiyle. O yüzden çok mantıklıdır. İyi bir tasarruf yöntemidir. Gri su olarak bilinen evsel atık sularını arıtıp kullanmak. Gri su dediğimiz işte lavabodan akan sular. Başka çamaşır makinesinden şuradan buradan akan sular gri su olarak geçer. Bunları arıttıktan sonra tekrar kullanabiliriz. Bu da ciddi bir tasarruf sağlayacaktır. Doğrudur. Cevabın 1, 2, 3 E seçeneği olacaktır. Beşinci soruda bana bir tablo vermiş. Suyun dünyadaki yerini gösteriyor işte. Dünyadaki su kaynakları. Tatlı sular, tuzlu sular. Başka ne var işte? Tatlı sularda yeryüzü suları, buzullar, yeraltı suları var. Tuzlu suda ise okyanus, denizler ve tuz gölleri var. Burada diyor ki dünyadaki tuzlu su miktarı tatlı su miktarından fazladır. Evet %97'ye %3 gibi bir şeydir. Doğrudur. Nehirler yeryüzü sularını örnek olarak verilebilir. Evet yüzeyden aktığı için doğrudur. Doğrudur. Bütün göller tatlı su kaynağıdır. Bir dakika bizim bir tuz gölümüz yok muydu? Vardı. Demek ki tatlı su kaynağı olmayabilir tüm göller. O yüzden bu ifade yanlıştır. Cevabın 1 ve 2 C seçeneği olacaktır. 6 da bana ne vermiş? Diyor ki havayı kirleten ve bunun sonucunda olumsuzluk oluşturan birçok olay vardır. Yukarıdaki olaylardan hangileri hava kirliliği sonucu oluşur? Ha, bakalım. Ozon tabakasının delinmesi. Ozon tabakasının delinmesine sebep olan klorofila karbon gazları vardır. O yüzden bu sonuçları içerisinde sayılabilir mi? Evet sayılabilir. Havaya salınan zararlı gazlar vardır. Bunlar neye sebep olabilir? NO2, CO2, SO2 gazları asit yağmuruna sebep olur. Bu da olur. E karbondioksit, metandı falan filan bunlar sera etkisine sebep olmuyor muydu? Evet oluyordu. O zaman sonuçları arasında üçünü de sayabiliriz. Cevabımız E seçeneğidir. 7 de diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi atmosferin ve yeryüzünün anormal ısınması sonucu oluşan olaylardan biri değildir. Şimdi fosil yakıtların yakılması sonucunda havaya kirletici gazlar ne yapıyor? Birikiyor. Peki havada biriken gazlar güneş ışınlarını tutarak yeryüzünün ısınmasına sebep oluyor. Sera etkisi yapıyordu. Bu da küresel ısınmayı arttırıyordu. Atmosferin ve yeryüzünün ısınmasıyla istenmeyen doğa olayları yaşanır. İklim değişiklikleri evet. Aslında küresel ısınmadan artık neyi diyoruz? Küresel iklim değişikliği şeklinde ifade ediyoruz bunu. Çünkü ısınma deyince ne güzel işte Erzurum'dakiler çok mutlu oluyor. Aşırı soğuk veya Kars'takiler çok mutlu oluyor. Hayır öyle değil dostum. Dünyanın bir ortalama sıcaklığı var. Yanlış hatırlamıyorsam 15 derece falandı. İşte ne yapıyor bu? Ortalama sıcaklığı artırıyor. 15.2 olması bile çok tehlikeli bir şeydir. O yüzden ortalama sıcaklığın artması çok ciddi iklim değişikliğine sebep olmaktadır. O yüzden birincisi var. E orman yangınlarının artması. Aşırı ısınma bu da orman yangınlarını oluşturmaz mı? Evet oluşturabilir. Canlı türlerinin yok olması. E haliyle iklim değişikliği olduğunda bazı iklimlerde yaşamaya uygun canlılar artık ölmeye başlayacak, değil mi? O ortama uyum sağlayamayacak. Evet ozon tabakasının delinmesi bu sera etkisi sebebiyle olmaz dostum. Bu neydi? Bu sera etkisi değil de işte ozon gazları vardı. Ozona zarar veren gazlar vardı. Kim? Kloroflora karbon gazları gibi. Bu söylediğimiz küresel ısınmadan kaynaklı bir durum. Ozon tabakasının delinmesi bununla alakalı bir durum değildi. Diyor ki aşırı kuraklığın yaşanması. Aşırı kurak. evet sıcaklıklar çok değişecek. Bundan dolayı olur. Yani bu sıcaklık değişimi ozon tabakasının delinmesi sevap sebep olmuyor. Ozon tabakasının delinmesine sebep olan kloroflora karbon gazları. O yüzden bununla alakalı değildir. Cevabım ne oldu? D seçeneği oldu. 8'de diyor ki yukarıdakilerden hangileri toprak kirliliğine neden olan maddelerdendir? Hmm. Tarımsal mücadele ilaçları, tarım ilaçları toprağı ne yapacaktır? Kirletecektir. Topraktaki önemli bazı canlıların ölümüne sebep olacaktır. Oradan yeraltı sularını da kirletecektir. Ama sonuçta toprağı kirletir mi? Evet kirletir. Gübreler. Kimyasal gübreden bahsediyoruz. Aşırı kimyasal Sal gübreleme ne yapacaktır? Ciddi kirlilik yapacaktır. Bu da var. Ağır metaller aynı şekilde toprak kirliliğine sebep olur. Cevabım ne olur? 1, 2, 3 E seçeneği olur dostum. Dokuncu sorumuza bakalım. Diyor ki hava kirleticiler, volkanik patlamalar, orman yangınları, toz fırtınaları, okyanuslar, denizler ve bitkiler gibi doğal olaylardan havaya yayılmış olabileceği gibi ulaştırma endüstri ve ısınma gibi insan faaliyetleri sonucunda da ortaya çıkmış olabilir. Hava kirleticiler arasında yer alan sera gazları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Azot oksitler sera etkisinin artmasında rol oynayan gazlardan biri olan ozon gazı oluşumunu artırdığı için dolaylı olarak sera gazı olarak adlandırılmaktadır. Doğru bir ifadedir. Karbondioksit gazı, su buharı, metan, ozon ve kloroflora karbon gazları başlıca sera gazlarıdır. Evet doğru bir ifadedir. Başka atmosferdeki sera gazı miktarının artması hava kirliliği ile birlikte küresel ısınmaya da sebep olacaktır. Kesinlikle doğru bir ifadedir. O zaman cevabım ne oldu? 1, 2, 3, E seçeneği oldu. 10. sorumuza bakalım. Diyor ki içme sularındaki kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonlarının varlığı suya sert veriyor. Peki versin. Bu iyonların içme sularına karışması hangileriyle açıklanır? Bu nasıl oluyor biliyor musun? Su mesela kayaçlardan geçiyor ya. Kayaçlardan geçerken ne oluyor? Oradaki kalsiyum ve magnezyum iyonları içeren tuzları çözüyor. Bu da sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonunu artırıyor. Var mı böyle bir ifade? Evet kayaçlardan geçerken suda çözündüğü için mineraller ne olacaktır? Suya geçecektir. Bu olur. Suyun arıtılması sırasında katılır. Hayır. Suyun arıtılması sırasında bu sertlik verdiği için bunu zaten ayırırlar, katmazlar gitti. Yağan yağmur suları ile içme suyuna karışır. Yağmur suyunda bu tip mineraller yoktur. Yağmur suyu saf suya çok yakın bir sudur. Bundan dolayı kalsiyum ve magnezyum iyonu bu şekilde gelmeyecektir gitti. Cevabımız ne oldu? Yalnız iki B seçeneği oldu dost. Geldi yeşil testimizin ilk sorusuna. Diyor ki kimya öğretmeni? Kimmiş bu kimya öğretmeni? Ben mi olayım? Ben olayım peki. Aslandan bir şeyler istiyormuş. Dünyadaki sularla ilgili bilgi vermesini istiyormuş. Hangi bilgi yanlıştır diyor. Dünyadaki suların yaklaşık %90 97'si tuzlu sudur. Evet doğru bir ifadedir. Diyor ki tatlı yüzey sularının çoğunluğu göllerde bulunmaktadır. Doğru bir ifadedir. Yüzey suları diyor. Bak tatlı suların çoğu demiyor. Tatlı yüzey sularının çoğu göllerde bulunur diyor. Doğru bir ifadedir. Diyor ki yeraltı tatlı suları yüzey tatlı sularından azdır. Hayır yer altında ciddi su kaynakları bulunmaktadır. Gitti. Diyor ki dünyadaki su döngüsü kirlenen suların doğal olarak temizlenmesine katkı sağlar. Doğrudur. Mesela diyelim bir göl var. Oradaki suyu içemiyorsun ama bu su buharlaşıyor. Buharlaşıyor buharlaştıktan sonra tekrar yağmur olarak yağıyor. Yeraltı sularına karışıyor. Ne oluyor? Temizlenmiş oluyor değil mi? Yani bu doğrudur. Dünyadaki tatlı suların büyük bir kısmı evet buzullarda bulunmaktadır. Doğru bir ifadedir. Biz yanlışı bulduk. Cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu. İkinci sorumuz doğru yanlış sorusu. Diyor ki verilenler doğru ve yanlış olarak hatasız nasıl sıralanır? Bakalım şimdi. Su tasarrufu için bulaşık ve çamaşırları elde yıkamak yerine makinede yıkamak evet kesinlikle faydalı bir şeydir. Su tasarrufu için harika bir yöntemdir. Diyebilirsin ne alaka. Şimdi makine senden daha yüksek sıcakta yıkayabiliyor ve püskürtmeyle yıkıyor. Yani sen ne yapıyorsun? Leğene dolduruyorsun, orada foşur foşur yıkıyorsun, sonra bir daha suyu açıyorsun, çok su harcıyorsun. O yüzden elde yıkamaya göre makinede yıkamak kesinlikle tasarrufludur. Petrol ve türevleri doğaya zarar vermez. Nasıl vermez? Verir tabii ki. Gitti. Yanlış bu. Diyor ki, karbondioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit gazları asit yağmurlarına neden olur. Bunlar asidik oksitlerdir ve su ile birleşerek aside dönüşürler. Yani doğru bir ifadedir. Ka ve magnezyum artı iki iyonları aşırı miktarda içeren sulara biz sert su diyoruz. Evet kireçli su ifadesi de kullanılır. Doğrudur. Dünyadaki suyun yüzde doksan yedisi tatlı sudur. Hayır yüzde doksan yedisi tuzlu sudur. Yanlış bir ifadedir. Ne oldu o zaman? Tik çarpı ya da şöyle söyleyeyim. Doğru yanlış. Doğru doğru yanlış. Var mı bakalım? Doğru yanlış. Doğru doğru yanlış. Cevabım C seçeneği dostum. Bakalım üçüncü sorumuz ne diyor? Burada bir asit yağmuru tanıtımı var gibi. Bakalım. Hmm, tanıtımı da sanki güzel bir şey gibi söylüyorum. Tanımı var yani görsel olarak tanıtıyor. Diyor ki yukarıdaki şekilde verilenlere göre hangileri doğrudur? Ne oluyor? Atmosfere bazı gazlar salınıyor. SO2 gazları salınıyor. Bunlar SO2 ve SO3'e dönüşüyor. Atmosferde SO2 oksijenle birleşip SO3'e dönüşüyor. Bu SO3 de su ile birleşip sülfürik aside dönüşüyor ve yeryüzüne yağıyor. Aman ha, öyle korkmana gerek yok. Tependen girecek de bacağımdan çıkacak. Yok öyle bir şey. Çünkü şu vardır. Seyreltiktir ama tabii ki zararlıdır. Yani gidip de asit yağmurunun altında ...olaş demiyorum sana. Ama tabii ki o tependen girecek şekilde de değil. Evet sülfürik asit var ama seyreltik şekilde var. pH'i düşürdüğü için toprağın pH'i değişiyor, suyun pH'i değişiyor. Oradaki canlılar kötü etkileniyor dostum. Bak ne oluyor işte. Burada fabrikalardan açığa çıkan gazlar zamanla su ile etkileşerek asit yağmurunu oluşturur. Evet bunu söyleyebiliriz buradan. Kükürt oksitleri asit yağmuru oluşturan zararlı gazlardır. Evet doğru bir ifade. H2SO4 çevreye ve tüm canlılara zarar verir. Evet doğru asit yağmuruna dönüştüğünde pH etkileşir için doğru bir ifadedir. Cevabımız 1-2-3e seçeneği olacaktır. Geldik dördüncü sorumuza. İçerisinde fazla miktarda kalsiyum ve magnezyum iyonu bulunan sulara sert su, az miktarda kalsiyum ve magnezyum bulunanlara ise yumuşak su diyoruz. Peki buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Hmm, sert sular yumuşak sulara göre daha temizdir. Yok öyle bir şey. Temizlik, kirlilik diye bir şey yok burada. Sert suda fazla miktarda kalsiyum var, yumuşak suda az miktarda kalsiyum var. Yani burada temizlik, kirlilik yok. Yumuşak sular, Sert sulara göre daha lezzetlidir. Evet, içimi daha böyle tatlıdır, daha güzeldir. Sert sular biraz daha böyle acımsıdır. Sert sular yumuşak sulara göre çamaşır, bulaşık makinesi gibi şeylere zarar vermektedir. Evet, çünkü ne oluyor? Orada sıcak su kullanıyoruz. Burada kireç çöküyor. Orada kireç ne yapıyor? İşte rezistansı kireçlendiriyor. Böyle çıkarıp şey yapıyorlar. işte rezistansın bozuldu falan filan diye. İşte evet, doğru bir ifadedir. Biz neyi arıyoruz? Yanlışları mı arıyoruz? O zaman cevabımız yalnız bir A seçeneği. Olur. Beşinci sorumuza bakalım. Diyor ki, atık ağır metallerle ilgili. Yukarıda verilen ifade ifadelerden hangileri yanlıştır diyor. Evet akciğer kanseri, böbrek hastalıkları gibi sağlık sorunlarına sebep vermektedir. Doğrudur. Civa, kurşun gibi ve bakır gibi örnekler evet bunlar nedir? Ağır metaldir. Doğru bir ifadedir. Pil atıklarından oluşan metaller genellikle kurşun, lityum, nikel, kadmiyumdur. Evet doğru bir ifadedir. Toprağa ve suya zarar vermez. Kesinlikle zarar verir. Ağır metaller çok tehlikelidir. Biz yanlış arıyorduk zaten. Cevabımız B seçeneği. Yalnız 4 oktos. da güzel bir su döngüsü şekli var. Ne olmuş? Güneş suyu buharlaştırmış. Sonra gelmiş burada yağmur olarak gelmiş. Yağmur olarak yağmış. Süper bir şey. Bakalım. Diyor ki su döngüsünü ifade eder. Evet bu şekil su döngüsünü ifade etmektedir. Doğru. Yeryüzünden buharlaşan sular tekrar yoğuşarak yeryüzüne iner. Evet gözüküyor. Doğru. Yağış suları genellikle asidik özelliğe sahiptir. Şimdi bu doğru ama sebebini açıklayayım dostum. Neden doğru? Çünkü atmosferde ne bulunmak? Karbondioksit gazı bulunmak. Karbondioksit gazı bulunduğu için Için. bu ne yapacak? Havadaki su ile birleştiği için suyun pH'ini biraz düşürecek. Ya hocam çok mu zararlı? Hayır. Şöyle bir şey. 6 küsürlere getiriyor. Öyle söyleyeyim sana. Yani 7 ya normali. Saf su 7. Bu 6 küsürlere getiriyor. Hafif asidik oluyor. O yüzden doğru bir ifadedir. Bundan dolayı cevabımız 1, 2, 3 E seçeneği olacak. Bakalım 7'ye. Fosil yakıtlar yerine enerji elde etmek için aşağıda verilen sistemlerden hangisi kullanılırsa çevreye daha az zarar verilmiş olur. Ha, ekosistemi korumak için fosil yakıtları azaltmamız gerekiyor diyor. Kömürle çalışan termik santraller bu karbondioksit verecek. E i̇yi bir şey mi? Değil. Sera etkisini arttırıyor. O oluyor bu oluyor. Yani bu zararlı bir şey. Gitti. Rüzgar gücüyle çalışan ne? Rüzgar santralleri. Bu harika bir şey. Rüzgar gülü dönecek. Elektrik üretecek. Var mı bir atı? Yok. O yüzden şuna şöyle bir nokta koydum. Uranyumla çalışan nükleer santraller. Ya eyvallah. Tamam atmosfere zararlı bir şey vermiyor ama patladığında da yani mahvoluruz değil mi? O yüzden bu çok da mantıklı bir çözüm değil yani. Tamam, temiz enerji doğru ama patlaması tehlikeli. Burada en az zarar verir onu arıyoruz. Doğalgazla çalışan kombiler, tamam. Doğalgaz kömüre göre daha iyi bir şey. Ama sonuçta yine karbondioksit veriyor mu? E, veriyor gitti. E benzinle çalışan otomobil? E, yine karbondioksit veriyor. Yani fosil yakıt, fosil yakıt, fosil yakıt. E bu da zaten tehlikeli bir şey. Burada bunların arasında en tehlikesiz olan kim dostum? B seçeneğindeki rüzgar. 8'e bakalım diyor ki, aşağıda bazı kirleticiler ve karşısında da kirlettiği çevre veriyor. Ilmektedir. Buna göre hangi kirletici maddenin etkilediği çevre yanlış verilmiştir? Karbondioksit. Gaz mı? Gaz. Nereyi kirletir? Havayı kirletir. O yüzden doğru. Atık piller toprağa karışır, toprakta ağır metal olarak bırakır. Toprağı kirlettiği için bu da doğrudur. Deterjan. Deterjan ne yapıyoruz? Çamaşır yıkıyoruz. Şu bu. Ne oluyor? Kanalizasyona gidiyor. Nereye karışıyor? Suya karışıyor. Bundan dolayı deterjan suyu kirletir. Doğru. Civa. Civa ne oluyor? Böyle sıvı bir maddeydi değil mi? Toprağa karışıyor. Toprağa karışıyor ya da suya karışıyor. E önce bunları kirletir. Kirletiyor, havayı kirletir diyor. Hayır. O civanın gazıdır. O da zaten çok sonraki bir durumdur. O yüzden bu ifade yanlıştır. Naylon poşet nereye düşüyor? Toprağa düşüyor. E haliyle toprağı kirletecektir. Doğrudur. Cevabım ne oldu? D seçeneği. Geldik 9. sorumuza. Diyor ki toprağın verimini arttırmak için yeterli miktarda doğal veya yapay gübre kullanılmalıdır. Evet bu yapılabilir ama aşırı miktarda kullandığında yapay gübreyi o toprağa mahvedersin. Bunu kabul edebiliriz. Sera etkisinin artmasına neden olan gazların salınımının azaltılması ...yavaşlatılması için çalışmalar yapılmalıdır. E biz zahmet bunu yaparsak sera etkisini... ...ne yapmış oluruz? Yavaşlatmış oluruz. Burada şunu da söyleyeyim dostum. Sera etkisi dediğimiz şey. Yani... ...aa bu sera gazlarının hepsi yok olsun, hepsi gitsin... ...süper oluruz falan filan. Hayır dostum. Bak atmosferde belirli bir miktar... ...sera gazı olması gerekiyor. Eğer olmazsa ne olur biliyor musun? Eğer atmosferde sera gazı olmazsa dünyanın sıcaklığı... ...eksi 18 olur. Yani... ...atmosferdeki su buharı, karbondioksit... ...metan bunların belirli... ...oranda olmasından dolayı şu an dünyanın ortalama sıcaklığı 15 derece falandır. Bu olmasa eksi 18. E haliyle olacak. Peki bizim karşı çıktığımız ne? Ekstra gazlar. Yani sera gazına sebep olan ekstra gazların atmosfere karışmasını istemiyoruz biz. Bu da nereden geliyor? Fosil yakıtlardan geliyor. Fabrika bacalarından geliyor. Onları engellemek gerek. Yoksa sera gazlarının hepsi yok olsun. Hayır öyle bir şey demiyoruz. Belli bir miktarda olması gerek. Heh, neydi? Kabul etmiştik bunu. Diyor ki deniz, göl ve nehirlerin kirlenmemesi için endüstriyel üretim yapan fabrikaların arıtma tesisi kurması. Evet çünkü çıkan atıkları arıtıp o şekilde verirse suyu ve toprağı kirletmemiş olacaktır. Doğrudur. Cevabım ne oldu? 1, 2, 3. E seçeneğiz. Evet ne yapmış olduk? Doğa ve kimya ünitesini güzel bir şekilde işlemiş olduk. Bu konuyla ilgili çok soru gelir mi dersen hayır evet nadiren soru geliyor ama bilmekte fayda var. Bak bu iki testi çöz. Bir de simülasyon testim var onları en son çözeceğim zaten. Bu testler sana ciddi fayda sağlayacak. Ne yapman lazım? Yani her konuyu önemli görmen gerekiyor. Yani en azından soru sorularını çözmen gerekiyor. Tamam mı dostum? Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Bu videoların devamının gelmesi için. Kanalıma abone olmayı, arkadaşlarına tavsiye etmeyi ve beğenmeyi unutmazsan çok sevinirim. Hadi o zaman dinlenme vakti. İki fosfor bir asit, kimya bu kadar basit. Bir soru giderse görüşmek üzere. hoşça kal.